Benim çok kıymetli, çok aziz, çok muhterem takipçilerim, sevgili arkadaşlarım. Mantar dolmamız için öncelikle arkadaşlar bakın şöyle biraz büyükçe mantarlarımızı aldık. İçini temizledik. Şöyle 12 adet mantarım var. Bu şekilde temizlenen mantarlarımızı öncelikle üzerine su koymadan, yağ koymadan, hiçbir şey koymadan fırına sürelim. Bir 20 dakika ön pişirme işlemini yapalım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar iç harcını beraber hazırlayalım. Değerli dostlar, şöyle 200 gram kıymamızı tenceremize alalım. Bakın hiçbir yağ koymadım. Öncelikle yağ koymadan bu şekilde kıymamızın ön pişirme işlemini yapalım. Daha sonra diğer dostlar, şimdi diğer malzemeleri koyma sırası geldi. Öncelikle sıvı yağımızı koyalım. Şöyle ne kadar ustam? 4-5 yemek kaşığı kadar sıvı yağımızı koyalım. Peşine arkadaşlar küçük küçük kestiğimiz bir adet orta boy soğan. Orta boy soğanımızı da koyduk. Şimdi arkadaşlar soğanla beraber kıymamızı kavurmaya devam edelim. Değerli dostlar, bir yemek kaşığı tereyağımızı da koyalım. Hemen peşinden 2 adet yeşil biberimizi kestik. Bunu da koyalım arkadaşlar. Devamında bir adet büyük boy domates kabuklarını soyduk. Bunu da içine koyalım. Şimdi hepsi güzelce kavrulsun burada. Arkadaşlar şimdi tatlandırma işlemine geçelim. Şöyle bir çay kaşığı tuzumuzu atalım. Bir çay kaşığı karabiberimizi dökelim. İsteğe bağlı olarak bir çay kaşığı pul biberimizi atalım. Şimdi tekrar şöyle karıştıralım arkadaşlar. Kapağını kapatalım. Kısık ateşte pişmesini bekleyelim. Değerli dostlar, bakalım. Şimdi kıymalı harcımız gayet güzel pişmiş. Sebzelerimizin özellikle çok aşırı derece pişmesini istemiyoruz çünkü fırına süreceğiz. Fırında da pişecek. O yüzden şu anda bu kıvamı gayet güzel. Şimdi ocağımızı kapattık. Şimdi mantarlara bakalım. Fırına sürdüğümüz mantarlar ne durumda? Onları da görelim. Arkadaşlar mantarlarımızı fırından çıkardık. Ön pişirme işlemini yaptık. Bakın bazı mantarlarımızın içi sulandı. Şimdi bu sularını dökelim ve kıymalı harcımızı içine koyalım. Arkadaşlar şimdi kıymalı harcımızı alalım. Mantarlarımızın içine dolduralım. Evet. Mantarlarımızın içini kıymalı harcımıza doldurduk. Şimdi üzerlerine arkadaşlar şöyle rendelediğimiz kaşar peynirlerimizden koyalım. Hepsini üzerine koyalım arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi şöyle bir yemek kaşığı salçaya bir su bardağı suyumuzu doldurduk. Şöyle salçamızı açtık. Şimdi bu salçalı suyumuzun içine çok az da tuzumuzu koyduk. Şimdi bu salçalı suyumuzu mantarlarımızın üzerine ve kenarlarına doğru dökelim arkadaşlar. Üzerine de şöyle tat versin. Güzel bir tarif oldu. Lezzetli bir tarif oldu. Görseli de güzel olan bir tarif oldu. Ramazan Usta'dan geldi tabii ki de. Her videomuzda güzel tarifler vermeye devam ediyor Ramazan Ustanız. Sizin ustanız artık kanalımızın ismi de Ramazan Ustam oldu biliyorsunuz. Sizin kanalınız arkadaşlar. Bu kanal sizlerin sayesinde büyüyecek. Sizlerin sayesinde daha da güzel yerlere gelecek inşallah. Evet, salçamızı böyle kenarlarına döktük. Şimdi değerli dostlar, tekrar fırınımıza sürelim. Kaşar peyniri kızarsın.
erisin üzerinde kontrol bir şekilde fırına sürelim. Ne kadar? 220 derece. Bir 15 dakika kadar kontrol sizde olsun arkadaşlar. Fırınımıza sürelim. Arkadaşlar fırından mantar dolmamızı çıkardık. Bakın şöyle güzelce kızardı. Peynirimiz, kaşar peynirimiz kızardı üzerinde. Çok lezzetli oldu. Çok da güzel görünüyor. Arkadaşlar ben sunum için ayrı bir borcamı aldım şöyle sizler için. Bir videomuzun daha sonuna gelin. Huzurlu kalın, sağlıklı kalın. Hoşça kalın. Ramazan Usta'nın kanalında kalın diyorum. Bugünlük de bizden bu kadar. Eyvallah. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.